Gitti yani, ben dedim gemide yaparım. Gitti o iş. Bir bok yok ya, koyuyorsun kanalı. Ondan sonra üstüne işe demeye başladı. Abi diyorum. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Destek alkışlarınız için teşekkür ediyorum. Bu akşam ben Volkan Öge ve seyircilerimiz Grup Katliam size hikayeler anlatacağız. Samet abimize teşekkür ediyoruz ve değerli O Ne Diyor ekibine burada tabii ki de. Volkan Öge ile Kesin Yaşanmıştır'a hoş geldiniz. Şimdi bizim burada bu perdemizin önüne gelen arkadaşlarımız bugün bize hikayelerini anlatacak. Buna başlarken aslında derdimiz şuydu. Herkesin anlatmaya değer bir tane hikayesi vardır diye ümit ediyoruz. Ben de bunu birazcık cesaretlendirmek, motive etmek için buradayım. Baştan alacağız şimdi muhtemelen. Tahmini bıraktık. Okey, ben başlarım o zaman. Bu kesin yaşanmış bir hikaye, ben yaşadım. Nişantaşı'ndayız. Göbek bir yerdeyiz dermiş. Böyle bir şey oldum yani, yolum bir yere gitmem lazım ve taksiye binmem lazım acil olarak ve hiç param yok. Vali Konağı Caddesi'nde yürüyorum. İşte param yok falan. Bankamatik arıyorum, bulamıyorum, hiçbir yerde yok. Orada bir tane kuru yemişçi gördüm. Gittim işte kuru yemişçi abiye. Merhaba abi falan. İşte selamun aleyküm, aleyküm selam. Dedim yani bankamatik arıyorum. İşte bu yakınlarda var mı ATM falan dedi. Adam baktı. O Fulya'ya inen yokuş var ya. Dedi ki abi buradan Fulya'ya doğru inen yokuştan aşağı in. O yokuşu bitir. Benzinciyi göreceksin. Benzincinin sağında ileride var ATM'ler sıra sıra falan. Oradan şey yaparsın falan dedi. Peki abi ne kadar sürer buradan gitmem dedim. Yani bir 15 dakika yürürsün dedi falan. Hava da yani çok soğuk zaten, böyle donuyorum ve acelem de var. Peki abi dedim. Yürümeye başladım. Yürüdüm biraz, yürüdüm. Sonra durdum yani, hesap ettim yolu yani. Çok uzun bir yol, tamam mı? Yani 15 dakika belki 20 dakika yürüyeceğim aşağı kadar. Ve yani hani dedim, çok salakça bir şey olacak ama bunu sormak istiyorum. Hani döndüm geriye kuru yemişçiye. Abi dedim, daha yakında bir ATM var mı? Adam böyle yaptı. Hemen şurada var. Hemen dedi şurada. Harbiden baktım. Köşede. ATM var yani. Adama sonra bir şey de diyemedim. Hani kızdım ama böyle bir şey söyleyemedim yani. Hani evet, mesela bu bir hikayeydi. Sıradaki hikaye için muhtemelen evet, Onur Öztürk'ü sahneye davet ediyorum. Alkışlarım. Selamlar herkese. Benim hikayem 1999 yılının yaz aylarında geçen bir hikaye. Lise 2'nin yazı. Arkadaşımın yazlığındayım. Yazlıktayız. ÖSS'ye gireceğiz. O yüzden işte çok eğlenmemiz lazım. Stresimizi atacağız ki liseye son başlayacak ve biz artık ÖSS'ye hazırlanacağız. Hayvan gibi test çözeceğiz falan. Arkadaşın ailesi de anlayışlı insanlar. Bize yazdığı bir süreliğine bıraktılar. Gittiler yani. Boş ev. Ama biz garip bir şekilde başka şeylere gazlanmamız lazımken bir gün, ya oğlum biz hiç test çözmüyoruz lan. Bak yaz da geçiyor. Şimdiden hazırlanmaya başlamak lazım falan diye birbirimizi gazladık. Ve hadi bugün test çözelim diye boş evde test çözmeye karar verdik. Ben de işte yaz vakti, üstümde bir şortum var. İşte kimyaydı sanırım. O test kitabımı aldım. Balkona çıktım. Test çözeceğim. Oturdum. Oturmamla beraber şortumun içinde bir acı hissettim. Ulan diyorum, bu ne? Ne oluyor falan filan derken kalktım. Şortumu şöyle salladım. Ne var diye böyle biraz da panikledim. Çünkü acıdı çünkü. Abi paçamdan bir tane arı çıktı. Şöyle bana baktı. Sonra da uçtu gitti. Ya beni taşağımdan arı soktu özetle. Tamam mı? Hiç olmayacak bir yerden, olmayacak bir şekilde yani her yerim çıplak, bir tek şortum var ve gire gire oraya girip taşağımdan arı soktu. Beni de daha önce daha önce de arı sokmamış, biraz da şey var, aman alerjim var mıdır, bir şey olur mu, komplikasyon mu falan filan. Çok çabuk olacak falan. Aynen. Ondan sonra içeri girdim. Eren dedim, oğlum beni arı soktu lan falan. Kanka nereden soktu geç? Abi taşağımdan soktum falan deyince şey. Bu yıkıldı, gülüyor, hiçbir şey yapmıyor. Ondan sonra üstüne işe demeye başladı falan. Abi diyorum. Neden üstüne işeyim? Top gelmedi ki diyorum ben, tamam hani top gelince işersin falan. Nasıl falan. Sorusu yani? Nasıl ya, nasıl üstüne işeyim? Gerçi bölge yakın olduğu için çok zor olmadı.
Su amonyak falan dedi. Ha dedim, tamam mantıklı. İdrarda amonyak var falan. Ben bir şekilde üstüne işedim abi. Çok da zor olmadı bir yandan. Neyse. Ya şöyle bir şeyler şekilde. Biz neyse abi dolmuşa bindik. Hastaneye doğru gidiyoruz. İşte doktora gideceğiz falan. Ondan sonra doktoru ben buldum. İşte böyle kelli felli doktor işte. Adam da reçete yazıyor bir yandan. Ama çok konsantre reçeteye böyle. Ben kulağına eğildim. Şey dedim, doktor bey beni arı sokmuştunuz falan filan. Adam böyle şey yaptı, yazıyor. Bakayım. Ben eğildim böyle. Orada kibar söyledim tabii. Şey doktor bey dedim, testisinden soktu falan. Elini aldı. Ondan sonra bak açıkta mı geziyorsun evladım sen, ne yapıyorsun falan. Yani işte short mort falan, tamam geç içeri falan, işte hemşireler bakar falan filan. Kızdı gibi oldu falan. Neyse abi içeri koydular, işte hemşire amonyak verdi tekrar, bilmem ben böyle bekliyorum falan. İşte o arada Eren'e bir şeyler vermişler iğnemiyle falan. Neyse sonra bekliyorum, bir tane hemşire geldi. Dedi iyi misin falan, iyiyim dedim, hani acı var mı? Yok işte biraz var falan. Sana dedi birazdan iğne yapacağız dedi. Ben artık hemşireye nasıl baktıysam böyle korkuyla falan. Kadın bana böyle şey yaptı. Korkma korkma, oradan değil dedi. Şimdi böyle bir hikaye. Ve İTÜ Makine. İTÜ Makine? Şey Yıldız Makine, özür dilerim. Yıldız, evet sonra Yıldız Makine'yi kazandım. Evet, aynen. Demek ki sokmasaydın ne olurdu. İşe yaramış bence. Aynen. Hayır, teşekkürler. Bravo Umur. Çok derin bir hikayeydi. Derinlerden gelen bir hikaye. Ben arada bir şey anlatmak istiyorum. Aklıma bir şey geldi. 2006'da bu işte Bana Kitap Al falan, onları yayınladık. Bates Motel Pro kanalımızdan. Ve işte böyle o zamanlar çok her şey yeni olduğu için işte 200 bin falan izlendiğin zaman seni televizyona çıkartıyorlardı. Yani şu an biraz düşük bir şey ama harbiden 250 bin view falan olmuştu ve böyle acayip böyle bir ilgi falan, gazetelere falan çıkıyoruz. İşte herkes onları izliyor falan. Sonra böyle bir şeyde 5N1K programında bir özel bölüm yapıldı. Bir gün herkes yönetmen mi olacak başlığıyla. Ve işte bizi de programda bir şekilde konuk etmek istediler. Aa dedik, ne kadar güzel, hani bizim için çok güzel bir şey. 5N1K'ya çıkıyoruz. Çünkü bize bir şekilde şey diye bakıyorlar abi, hani geleceğin yönetmenleri. Hani dijital dünyanın çıkardığı işte video yapan çocuklar falan. Okey, çok gurur verici bir şey. Her neyse çıktık böyle. Bir yerde röportaj yaptılar bizle ve ben artık mütevazilikten hani içime göçtüm. Hani çünkü en korktuğum şey bana şey denmesi. Götün kalktı senin. Birileri bana götün kalktı demesin diye aşırı mütevaziyiz falan, gittik böyle giyindik falan. Soru soruyorlar. İşte dediler ki bir gün sizce herkes yönetmen olacak mı falan. Ben diyorum ki ya olur mu öyle şey, yönetmenlik meslek işte, ne yönetmenliği canım, bizim yaptığımız şebeklik falan diyorum yani. İşte nasıl yapıyorsunuz falan dedi. Vallahi dedim, bir şey yapmıyoruz yani, kolay bir şey yani, biz kamerayı koyuyoruz geçiyoruz karşısına, şaklabanlık yapıyoruz yani, başka yaptığımız bir şey yok falan. Okey falan, böyle bitirdiler röportajı, akşam oldu işte, daha doğrusu birkaç gece sonra oturduk, açtım böyle, yayına başladı. Önce yönetmenlerle konuşmuşlar, yönetmenlere soruyorlar, diyorlar ki işte kurgu denen şeyin burada farkına vardım. Önce yönetmene sorar, bir ünlü bir yönetmen çıktı işte, diyor ki ya diyor olur mu şimdi herkes diyor önüne gelen yönetmen olsa, o zaman ver eline neşteri doktor olsun diyor, yani böyle bir şey olabilir mi falan diyor. Korkunç derecede karşıyım diyor. Bu işte bu başka bir şey falan. Çat abi beni koymuşlar böyle. Bir bok yok ya, koyuyorsun kanalı. Koymuyorsun falan. Biz böyle izliyoruz. Bu ne lan? Ne yaptınız lan biz yani? Bir anda antitez olduk orada yani. Mütevaziliğimizden bambaşka bir yere gitti böyle. Böyle garip bir şey şimdi. Başlarken çok kısa bir bilgi vereyim kendimle alakalı. İsmim Serhat ve Kayserliyim. Benim hikayem biraz daha uzaklarda geçiyor. 2011 senesinde bir fuar için abimle beraber Çin'e gittik. Bize dediler ki Çin'e gittiğimizde ne söylerlerse herhangi bir şey alacağınız zaman fiyat olarak yarısını teklif edin. Ben de Kayserilik payını kullanarak 1/4'ünü teklif ediyorum. Taksi çevirdik. Elimize bir kart verdiler. İşte gideceğimiz, gidebileceğimiz olası yerlerin işte Çince karşılıkları var. Taksiciler hiçbir şekilde yes no dahil İngilizce bilmiyorlar. Taksiyi çevirdik. Otelden çıktık. Cemaatçi taksici. Ben gösterdim işte gideceğimiz yeri. Çin'in para birimi yuan ve o dönem 1 yuan 25 kuruş gibi bir şeye tekabül ediyordu. Ben adama böyle yaptım. Yani 40 yuan veririm buraya diye. O böyle yaptı. Biz hesapladık. Uygun geldi ve kabul ettik. Bindik taksiye. Taksinin önünde bir alet var. Üstünde böyle sayılar yazıyor. Ve durduktan sonra da bir fiş gibi bir şey çıkartıyor.
Taksi durdu. Ben 50 yuan'a verdim. O alette 19 yazıyor. Fiş çıkıyor. Biz 50'ye verdik, indik. Abimle konuştuk yani. Bu bir para birimi olabilir mi acaba 19 yuan? Hesaplıyoruz. Mesafe o kadar uzak ki yani. 19 yuan olması imkansız gibi bir şey. Dönüşte dedim ki abime, ben bu sefer 40 yuan'da ısrarcı olacağım. Tamam dedi. 40 teklif ettik. Adam kabul etti. Ertesi gün oldu. Ben dedim ki ben 30 teklif edeceğim. 30 teklif ettim. Adam yine kabul etti. Bu böyle gitgide aşağı doğru iniyor. Abim bir gün dedi ki lan 1000 lira mı koyayım? Biraz taksimetresi vardır herhalde. Ne yazıyorsa bir bakalım dedi. Ve oraya gittiğimizde o yolun 19 yuan tuttuğunu gördük. Kayserililik, aşırı Kayserililik. En azından Türkiye sınırlarının dışında çok birim yapmıyor. Yani... yani... Bunu tecrübeyle sabit, bunu paylaşabilirim. Bir oyuncak pazarına gittik. 100 tahta kale büyüklüğünde falan, kocaman bir yer. İşte orada çeşitli oyuncaklar aldık vesaire. Bir sürü elimizde yük var. Bir taksi kuyruğu gibi bir şey var. Ama böyle 150 kişi falan var kuyrukta. Biz böyle sıra bekliyoruz. Herkes gayet medeni bir şekilde sıra bekliyor. Sırası gelen biniyor vesaire. Sonra böyle 8 tane biraz serseri tipli böyle çocuk geldi ve direkt sıranın önünden geçip 4'ü bir taksiye bindi. Bizde sıra o sıra bize geldi ama hani takarlar falan diye ben hiç ses etmiyorum yani abim de ben de. Bekliyoruz hani kimsenin memleketinde şey yapmayalım şimdi, tanımıyoruz etmiyoruz. Öldürmesinler taksi sırası için falan. Çin'de çok kıymetli değil çünkü bu tarz şeyler. Can. Evet. Can, hayat çok kıymetli değil yani takar gider cesedimizi de alamazlar yani. Ben arkama dönüp sıraya doğru bir baktım. Böyle bir 50-60 kişi ötede böyle bir kafa var. Şu şekilde bakıyor ve çok sinirli, agresif, böyle parlıyor yani adamın kafası. Adam birden oradan koşarak geldi. Çocukların üstüne atladı ve sıra var burada. Kerim sizin diye bağırmaya başladı. Bu arada bu küfrü ben Çince'den çevirmedim. Bu küfür bu şekilde Türkçe edildi yani. Yani adam 2 milyarlık Çin'de o taksi kuyruğunda Çinlilere saldırıp böyle kerim kudumun çocukları falan diye bağırıp onlara vurmaya başladı. Bir anda bertaraf etti orayı. 5-6 kişi, geri kalan kişiler tamamen dağıldılar. Geç kardeşim sen de ya dedi. Anlamış da seni dedi. Seni de çözmüş adam. Evet abi. Geç kardeşim sen de dedi. Teşekkür ederim abi dedim. Kayseri miymiş? Hayır. Sivaslıymış. Onu sormadım. Bu kadar. Teşekkür ederim. Evet, hikayelerimiz giderek global bir noktaya gelmeye başladı. Kayseri, Çin derken evet giderek artıyor. Aslında benim inşaattan çok hikayem var. Ben çünkü aslında 6 sene inşaatlarda çalıştım. İnşaatlarda çalıştığımca daha dramatik oluyor. İnşaat mühendisiyim normalde. İlk işim de benim şeydi, kamyonlarımız vardı. Şey, kışla mücadele işi yapıyorduk. Kışla mücadele şöyle bir şey. Sana teslim ediyorlar böyle 30-40 tane kar küreme kamyonu. Onların önünde kepçe vardır. Arkasında işte tuz atan mekanizmaları vardır. Benim orada ilk görevimde 40 tane kamyon şoförünü her zaman hazır ve nazır bulundurmak zorundayım. Yani kar yağdığı anda çıkacağız ve karları küreyeceğiz. Böyle bir fantezi içerisindeyiz. O yıl hiç kar yağmadı. Yani sürekli güneş var. Hiçbir şekilde kar yağmıyor. Ve kamyon şoförleri de sürekli bana gelip şey diyor. Volkan bak sıkılıyoruz biz. Hani canımız sıkılıyor burada. Hani ben sürekli tesis ettiğim 40 tane şoför abimle oturuyoruz ve böyle küçük bir kulübe vermişler bize. Sürekli bunu söylüyorlar yani çok sıkılıyoruz falan. Tamam eyvallah okey. Ve yavaş yavaş şoför abilerimiz o bekledikleri yerde taşkınlıklar yapmaya başladılar. İşte voleybol oynuyorlar. İşte belediyedeki abilerimiz de bana geliyor. Volkan yani bu şekilde olmaz. Burası bir kurum. Hani voleybolda oynamasınlar yani söyle falan filan diyor. Okey dedim. İşte zapt etmeye çalışıyorum bir şekilde ve hiçbir şeyde kar yağmadığı için çalışmıyorlar. Çalışmada sıkılıyorlar. Bir sabah gittim. Ali abi vardı. Oradaki kontrol mühendisimiz. Ali abi bana hayvan gibi bozuk atıyor böyle. Bu kadar da olmaz abi diyor. Ne oldu Ali abi diyorum. Bu kadar olmaz abi diyor. İşte Fesih abiye gidiyorum. Fesih abi Volkan diyor. Bu artık sınırları aştınız diyor yani. Yeter. Dayanamıyoruz falan diyor. Ne oldu abi dedim. Gitmişler. Belediyenin süs havuzundaki balıkları avlayıp mangal yapmışlar abi. Bir gelmiş adam. Süs havuzunda balık yok. Bayağı süs havuzunda küçük şeyler var ya. Onları avlayıp... Mangal yapmışlar abi. İlkel içgüdülerine dönmüşler. Evet ama çok ilkel de değil. Hani bayağı aslında balık tutup mangal yapmışlar. Bravo. Teşekkürler. Şöyle benim hikayem gemide çalışıyordum 2009'da. Ukrayna'dan buğday yükledik gemiye. Hollanda'ya Amsterdam'a gidiyorsun. Amsterdam bu arada. Oraya gittik. Arap bir grupla çalışıyordum. Takılma Hollanda'yı işte gittik gezdik bir gün. İkinci gün eğlenceleri takılmalar. Son gün. Son gün.
Bir hafta. İşte kaptan diyor, Türkçe ben sadece biliyorum. Herkes Arapça, İngilizcem yok zaten. You speak İngiltere, no diyorum. Takılmalar vesaire vesaire iyi işte. Bayağı kafamız güzel oldu. Bayağı. Çıktık, yürüdük. Birden ulan dedim çişim geldi. Geri mi dönsem artık bayağı arkada. Çünkü böyle 20 dakika gidiyoruz şeyle. Yürüyelim dedik. Tamam şimdi dedim burada bir tünel. Alt geçit. Geziyoruz. Lavabo geziyoruz artık. Herkesin de çişi gelmiş. Çişe girmek istiyor. Peki artık buralarda yola yapamam. Bayağı çakıyorlar cezayı vesaire. Lavabo bulduk bu arada. 1 euro. Para istiyor 1 euro. Biri giriyor. Kapıyı kapatıyor. Yapıyor yapacağını. Çıkıyor. Kapıyı açık tutuyor. Diğeri giriyor. Öyle sürdü dedik. Biri girdi. Lan ses geliyor içeriden. Allah Allah. Ananı senin işte sürahneli kimsin sen vesaire çık. Ne var abi içeride? Korkmaya başladım. Çişim gitti abi. Gitti yani. Ben dedim gemide yaparım artık. Gitti o şiş. En son girdim abi ben. 19. sırada ben. Girdim içeri. Duvarlara bakıyorum böyle. Bir şeyim var burada. Ulan buradan biri mi çıkıyor acaba? Bir şey mi oluyor? Yalnız lavaboda lavaboymuş. Yani yatak odasını satayım yani. Dedim yani affedersiniz bu konuda. Oturdum ben birden. Dedim hadi bakayım. Tam yaptım ettim vesaire. Geldik asıl olay oradayım. Orada başlıyor. Sifona bastım. Sen misin? Sifona basan. Aşağıda bir şey geldi kalktım. Ne oluyor lan anasını satayım falan. Aşağı bakıyorum işte elimi uzatıyorum. Bir şey yok. Kalkar kalkmaz gidiyor. Tekrar dedim abi ben yedim bir kere bakacağım neyin olduğunu. Bunun ne olduğunu bir bakacağım. Tekrar oturdum. Tekrar sifonu bastım ama elim şöyle. Bastım sifonu tuttum sen anam. Bir baktım fırça. Sifonu bastığın zaman fırça. Şöyle delikli çok yumuşak fırça. İçeride temizleniyor ama sözde o. Diş fırçasından baya şey. O gün bugün abi tavsiyem yani. Lavaboya girdiğin zaman ilk önce sifonu basın. Ne oldu? İlk önce sifonu basın. Bu kadar önemli. Tolga Özduygur'u sahneye davet ediyorum. Okay, selam, Tolga ben. Benim hikayem Ankara'da başlıyor. Bir günlüğüne Ankara'ya gittim. Bir tane parti için gittim. Uçağa yetişmeye çalışıyorum. Havaalanına böyle aceleyle havaalanına gittim. Ve çantamı böyle toparlayacak hiç zamanım yoktu. Çantayı böyle güvenliğe verdim. Oradan X-ray'den geçtik ve X-ray'de beni durdurdular. Çantanın içinde yaklaşık olarak bir tane paket içinde 300 tane inşaat çivisi var. Yani çivilerin olduğunu biliyordum da çıkarmayı unuttum tabii ki de. Ve hani polislere bunların neden orada olduğunu açıklamam gerekiyor. Bir yandan da hani çantanın içeriği gerçekten çok acayip. Hani bir günlüğüne gittiğim için sadece bir tişört, boxer, 300 tane inşaat çivisi, böyle 10 tane falan Rubik küp, yaklaşık olarak 25 tane iskambil destesi ve çok garip bazı aletler var. Yani nasıl açıklayabileceğimi bilemediğim şeylerle uğraşıyoruz o esnada. 10 santimetrelik beton çivisi, yüzlerce. Bu niye burada diyor. Ben de işte bir yandan şeyi anlatmaya çalışıyorum. Diğer polisler, çantamın geri kalanındaki diğer çivilerle ve diğer aletlerin ne olduğunu çözmeye çalışırken, abi diyorum ben sihirbazım ve dün bir partideydim ve orada kullanmak için bu çivileri bir nalburdan aldım Ankara'da ve çıkarmayı unutmuşum daha önce, sonra çantamdan. Biliyorum kabine alamayacağımızı vesaire şeklinde anlatmaya çalıştım. Polis durup ne yapıyorsun çiviyle dedi. Ben de okey dedim, hani göstereyim. Eğer büyük bir şey yapıp gerçekten ne yaptığımı göstermeseydim... Kesinlikle kapıdan geçemeyeceğimi biliyorum yani. Bu arada yanımda çekiç yoktu. Aynı şeyi cüzdanımı çıkarıp yaptım. Polise telefonumu verdim. Benim için kamerayı çeker misin dedim. Neden dedi. Dedim çok eğlenceli olacak. Bence çek. Çekmeye başladı. Ben ondan sonra hani bir anda okey diyorum. Hani şu anda özellikle iyice hazırlanmam gereken oyunlardan bir tanesi bu. O anda kesinlikle hazırlığım yok. Bir şey yanlış giderse her şey çok daha kötü olacak yani. Bu işin sonu hastanede bitebilir. Okey dedim Tolga. Yapacağım. Polis bana bakıyor. Kamerayla beni çekiyor. Diğer polisler çantayla uğraşıyor. Ve o sırada çiviyi burnuma dayadım ve... Tam olarak şu şekilde. Bir çiviyi burnuma çakmaya başladım. Şimdi bu esnada polisin tepkisi. Bir yandan kameraya çekmeye çalışıyor. Bir yandan sonuçta hani bir polis memuru olduğu için memur hanım benim iyiliğimden de endişe etmeye başladı. Dur bir saniye yapma diye bağırmaya başladım ama diğer polisler döndü. O esnada bütün sıra durdu. Zaten insanlar bizi izliyor. Biz böyle ya ben hani bir yandan konuşarak burnuma çivi çakmaya devam ediyorum. Bir yandan da memur hanıma dedim hani bunu burnundan çekip zararlı malzemelerin olduğu yere atar mısınız? Uzandı böyle tedirgin bir şekilde. Burnundan çiviyi tuttu, çekti. Aldı böyle, al abi sen bunları diye diğer çivilerle bana verdi ve benim uçağa yolladı. Tolga
Özuygur'dan 300 çiviyle nasıl uçağa bindim adlı hikayesini dinledik. Yaşanmış olduğunu artık çok sorgulayamıyorum çünkü az önce bir daha yaşattım bize. O yüzden herhalde kesin yaşanmıştır diye tahmin ediyorum. Bir de videosu var yani adamın. Ya diyebilecek hiçbir şeyim yok. Evet. Teşekkür ederiz bu kıymetli hikaye için. Yay barakürüz. Şirin baba. Çok şirin. 27 yıl altı beni nasıl bıraktın? Ne var anlatacağım? Mopsane günlükleri. Bizim Efe var. Efe iyi bir arkadaşımdır, güzel bir ama bassız bedevidir. Hani böyle neyi eline atsa kuruyor. Efe tütüncüde çalışır. Tütüncüler işte geçen yaz falan. Tütüncüler yasal değildi. Malzeme giriş vesaire. Yasal bir şey anlatılmadı. Efe'nin yaptığı iş yasal olmadığı için biraz daha hani tedirgin. Her an dükkanı mühürleyebilirler falan böyle. Bir sabah 5'te Efe uyanıyor. Babası bağırıyor, dayan diye. Kapıda siyah adamları görüyor. Adam baksana dayanmış. Efe de erkeğim, beyzbol sopasıyla çıkıyor. Dayanıyor tabii o da. Sonra diyor ki biz ne yapıyoruz? Baba dur bir açalım diyor. Açmasıyla birlikte bir tane tekme geliyor, bunu yere yatırıyor. Ondan sonra 46 numara bir ayak diyor böyle, beni böyle yere yapıştırdı diyor. Efe şafak operasyonu yapmışlar. Ondan sonra cıma. Evet, hikayelerimiz ardı ardına inanılmaz bir şey devam ediyor. Sıradaki hikayemiz kimden olacak? Var mı bir adayımız? Mert Efe günaydın. Selamlar olarak. Anlatacağım hikaye çok uzak değil. Dün yaşandı. İbrahim abimizin çekimi vardı. İbrahim Selim, Ne Bu Gece. Biz Serhat Hoca ile 5'te ofisten çıkma kararı aldık. Set 12'de kuruldu. İnsanlar bizi orada bekliyor falan filan. Tuvalete girmeyi unuttum. Çıktık ve malum İstanbul trafiği pazartesi günü bizlerle beraber. 1,5 saatte falan köprüye ulaştık. Ama ben artık perişan haldeyim. Yani inanılmaz. Hayatımda böyle bir şey daha önce hiç yaşamadım. Tam olarak Çiş abi. Arabayı ben kullanıyorum. Serhat Hoca yanımda oturuyor. Hocam dedim ben altıma yapacağım. Nasıl yani dedi. Hocam dedim yapacağım. Nasıl bir şey yapabiliriz? Dedi ki Mert Efe arabayı bana ver. Bu işi nasıl çözüyorsan arkada çöz. Şimdi Serhat abinin de orada bir özeli var. Önde bir şey yaratmış kendine. Bir dünya yaratmış. Araba sürüyor falan. Arkada çöz dedi. Tamam hocam dedim. Arkayı da hallederim. Köprüde tabii yeni kurallar silsilesiyle beraber sollama yapamıyorsun. Köprüyü geçmek zorundayız. Geçtik. Sağa çekemiyorsun. Bir şey oldu falan filan. İnanılmaz olur olmadık bir yerde sağa çektim. Durdum. Arkaya geçtim. Sağ şeride kadar geldik. Yemin ediyorum abi bu arada. Arabada asla bunu dışarıya vurabileceğim hiçbir şey yok. Sadece 2 tane su aldık. Yarım litrelik 2 tane suyum. Yarım litre değil mi ya hocam? Yarım litrelik 2 tane su aldık. Bir tanesini ben camdan aşağı boşalttım. Hocam dedim ben hallediyorum. Lütfen buyursunlar falan dedi. Hocam dünya kibarı yani. Hani nezaketten asla ödün vermiyor. Lütfen buyursunlar falan dedi. Tabii hocam dedim. Ben tam arkanızda hallediyorum bu arada dedim. Asla hani böyle çapraz ilişki de yaratmıyorum. Hani hocamın gözü kayar falan diye tam arkasında mevzuyu çözmeye çalışıyorum. Orada ben işlevi gerçekleştirmeye başladım. Hocamın bu arada muhtemelen bununla ilgili bir tecrübesi var hayatta. Umarım dinleriz. Çünkü dedi ki Mert o taşar dedi. Hocam dedim no, ben de dedim öyle bir şey yok yani ben bunu yarılarım falan diye hayali. Yemin ediyorum böyle. Yani kafamda şey diye kurdum. Yarısına kadar doldururum ve biter. Hocamın dediği gibi oldu. Şişe doldu. Fazlası oldu. O panik anıyla doğru karar veremedim ve dolduğu an pantolonumu yukarı çektim. Ve olan biten her şeyi pantolonumu şu an altımda olan pantolonum bu arada üstünden beri eve gidemedim. Çok kötü. Eyvallah. Sırada kim var? Serkan Bey'i davet ediyorum. Bravo Serkan. Bravo. Serkan yorganla çıksaydı. Merhaba. Ben size üniversite yıllarından bir hikayemi anlatacağım. İşte öğrencilik zamanları falan. Arkadaşımın evinde kalıyorum. Hikayenin konusu şey. Arkadaşımın komşusuna yanlışlıkla gasp girişiminde bulunmam evine. Arkadaşım sınava gidiyor. Ben onun evinde kalıyorum o sırada. İşte akşam sınavdan geliyor. Bana mesaj atıyor. İşte dışarı çık bir alışveriş yap falan. Yemek yapalım. Bir şeyler yapalım. Tamam diyorum. Anahtar almadan dışarı çıkıyorum ben. Onların apartmanda bir garip böyle 2 tane asansör var. İşte her katta 4 tane daire var. Ve dairelerin işte ikisi orada, ikisi burada. 2 asansör ortada falan. Bir karışık bir sistem yani. Neyse ben yanlış evi zorluyorum. Benim de cüzdanımda şey var. Röntgen filmi var. Bu gibi durumlar için kullandım.
Çok neyse. Aynen. Bayağı kapıyı zorluyorum. Açmaya çalışıyorum falan. Araya sokuyorum o röntgen filmini. Başardım da yani açmayı. Hemen kapının arkasından böyle ekmek bıçağıyla bir tane adam çıktı. Adam da beni bekliyormuş yani arkada. Ben bayağı korktum. Adam bana bakıyor, ben adama bakıyorum. Ve şey oldum yani, konuşamıyorum böyle. Dondum kaldım. Ama yani elimde poşet var. Poşette yeşil soğan, işte patates. Bir şeyler var yani böyle sebze falan. Ben adama poşeti gösteriyorum yani durumu anlatmak için. Abi diyorum hani ben o kişi değilim. Ben poşete bak falan. Adam da durumu anladı. Dedim işte ya çok özür dilerim. Ben işte yanlış oldu. Yanlış eve gasp girişimde bulundum. Sonra ben eve çıktım. İşte arkadaşım geldi. Anahtar açtı. Bayağı güldü falan. O gün de elektrikler kesildi. Arkadaşım faturayı yatırmayı unutmuş. Ben dedim hallederim işte. Ben mühür falan yapmışlar. Onu açarım. Neyse. Kalpazan sen. Evde, yok. Tornavida evden buldum da. Neyse işte saat 11 falan akşam. Ben indim böyle apartmanın karanlığında sigortayı zorluyorum. Bir şeyler yapıyorum. Adam apartmanın kapısından girdi abi içeri. Bana bakıyor falan böyle. Ben adama bakıyorum. Adam böyle acınası bir şekilde bana baktı. Güldü gitti sonra falan. Böyle bir hikaye var. Nasıl bir gerizekalı bu demiş olabilir yani. Bravo Serkan. Teşekkür ederim. Abi şimdi Eren enteresan bir kardeşimiz ve birazcık 180 derece Eren olarak aramızda tanırız. Yani çok ani karar değişiklikleriyle bilinir. Yani çok hızlı karar değiştirebilir. Hani bir şey söyler falan okey dersin. 5 dakika sonra başka bir kafadadır. Eren'le işte şeye gittik, Kabak Koyun'a gittik ve Kabak Koyun'dan dönüyoruz. Yolda işte Starbucks falan var ya böyle büyük fasiliteler. Starbucks diyebiliyor muyuz hocam? Dinlenme tesisi diyelim, kahve. Hani şey 3. dalga kahve dükkanında durduk. İşte şey böyle orada büyük bir AVM gibi bir şey var. İşte 3. dalga kahveci, karşısında da büyük bir oyuncakçı var. İşte oturduk kahve içiyoruz. Zaten böyle şeyiz hani hiç halimiz kalmamış. Bir adam çıktı oradan. Elinde böyle son model oyuncak araba, tamam mı? Hani kumandalı falan. Geldi böyle yanımıza. O Starbucks'ın önünde kocaman bir alan var. Geldi böyle tam ortaya koydu arabayı. İki adım geri çekildi. Başladı böyle oynamaya arabayla. Ama araba yani deli bir şey gerçekten. Atlıyor, zıplıyor, kaldırımın üzerinden geçiyor, ters dönüyor, devam ediyor falan. Duruyor, hop şey yapıyor falan. Böyle izliyoruz falan. Eren böyle yaklaştı yanıma. Çakala bak dedi. Bize satacak dedi, tamam mı? Harbi dedim ya, herif bayağı şov yapıyor falan. Sonra böyle döndük, izliyoruz adamı. Bayağı bir herif oynattı yani. Herkes de böyle adamı izliyor. Bütün Starbucks. Sonra Eren böyle yaptı. Abi ben alacağım galiba. Yani sonra da almadı. Yani orada bir 180 daha yapıp almamaya karar verdi. Galiba bu hafta hikayelerimizin sonuna geldik. Bu hafta buradaki arkadaşlarımızla yaptık ama sonuçta bütün izleyiciler, hikayeleri olan, şu anda bunu izlerken ben de orada olsam çıkıp bir hikaye anlatırdım diyen. Zaten kendimizce bir tezimiz var yani, herkesin burada çıkıp anlatacak böyle bir tane, en az bir tane hikayesi vardır diye ümit ediyoruz. Bizi yazabilirler, yorumlar üzerinden ulaşabilirler. Gelip burada hikayelerini anlatabilirler. Burada zeminimiz var. Bir platform oluşturduk, hikaye anlatma platformu. Bize ulaşırsanız bekliyoruz burada hikayenizi anlatmanız için. Bu güzel başlangıç için herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.